Uzun bir zamandır bölük pörçük olsa da Slavoj Zizek'i okurum. Fakat son zamanlarda ona gösterilen ilgiye ciddi yanlış anlaşılmaların da eşlik ettiğini fark ettim. Onun hakkında dediler ki "Die einen feiern ihn als Superstar der Linken, für die anderen ist das Enfant terrible der Philosophie." Today is a thinker who's been likened to early Elvis Presley. You, one of the world's best-known leftist philosophers, best-known Marxists. Fakat Slavoj Zizek ne Marksist, ne süperstar, ne de anlattıkları gibi bir kültür eleştirmenidir. O, sistemini büyük oranda diyalektik materyalizm üzerine kurmuştur. Hatta en ciddi eserlerinde gizliden gizliye bahsettiği şey 18 ve 19. yüzyıl Alman idealizmidir. Normalde pek mümkün değil ama illa onu kategorize edeceksek bu Hegelci olur ya da why am I dogmatically attached to Lacan and it's not why did you think this is disavowed belief? I am a Lacanian. I mean you are knocking on the open door here. I mean, you know, you don't have to prove through some deconstructive analysis, oh, but he's a Lacanian. I am a Cartierian Lacanian. Son senelerde ona en çok sıkıştırdıkları konu Trump meselesiydi. If you were American, who would you vote for? Trump. Fakat onun Trump'ı tercih etmesinin çok basit bir nedeni var. Amerika'da Wall Street bağışçıları tarafından finanse edilen Hillary ve öteki demokratlar tarafından bastırılan Bernie Sanders, tek umut vaat eden adaylardan biriydi. I think the issue is not a racial issue. I think it's a class issue. Okay? I think if you had a conservative black person, somebody, say, like a Mayor Good of Philadelphia, running, I think the business community would put money into his campaign and would say, boy, it's time for a black president. O da devre dışı kalınca Zizek için hayal kırıklığı gerçekleşmiş oldu. O da buna uygun olarak kötü ve daha kötü arasında tercih yapmak zorunda kaldı. Devam ettirilebilir kötü olan Hillary'ye karşı büyük değişimlere neden olacak daha kötü Trump'ı tercih etmek zorunda kaldı. It's a nice paradox for Hillary to win. She should not have played the role of the big unifier. Her coalition was absurd. Her coalition was Wall Street and Occupy Wall Street, Saudi Arabian money and LGBT and all those sexual liberation movements and so on and so on. It was a fake ideological formation. It was brutal global capitalism with a human face. Açıkçası ben bu fikre katılmıyorum. Çünkü tarihte zorunluluğun kesin olarak işleyeceğine dair bir garanti yoktur. Ama yine de bu Zizek'in kendi sistemine sadık kaldığı gerçeğini değiştirmez. Bir diğer konu ise Zizek'in Stalinist anlayışıyla alakalıdır. Ay, it means welcome to welfare, to socialist wealth. Good, honest guy. Şaka gibi gelebilir ama Zizek Stalin'in yaptığı tüm her şeyin esasen iyi niyete dayandığını düşünüyordu. For people who come to be shocked and hopefully to get out. So that is why you have it. You have it so that when people open the door they don't. Yeah. İnsanları yargısız şekilde öldürmesi, önüne gelenleri hain veyahut da burjuva ilan etmesi aslında proleter devrimi korumak ve işçi sınıfının tarihteki başarısını garanti altına almak içindi. Bu akıl dışılığın farkındaydı Zizek ve hala da farkında. Ama buna rağmen kendi evinde Stalin'in posterini bulundurması şu nedene değiniyor. My God, I've probably written more about Stalinism, about its most horrible aspects than most of the people who reproach me with Stalinism. And that's my wager here, that sorry, the only way to get the message. If you say, of course I'm against fascism, there are just some attitudes which were traditional even more to the left, but fascism appropriated them, blah, blah, blah. I think it doesn't have the desired precise political effect. It enables the liberal consensus to reappropriate it. You must say it with this excess. Son olarak ise arzular. The way he moves now and so on, these gestures. I find this ridiculous, pure fake, an empty gesture, as if he makes a deep point there. He does not. We don't really want what we think we desire. İşte bu da Zizek'in stratejisidir. Büyük kitabını alıp okuduğumuzda videolarında bize söylediklerinden çok daha fazlasının olduğunu görürüz. Hatta daha derine indiğimizde görünenden daha karmaşık şeyler olduğu da belirir. Zizek'in söylemek istediği basitçe şu değil. Hazzın nesnesine ulaşınca sona eren bir tutku olduğu falan değildir. Ya da şeyi ele geçirdiğimizde ona ilgimizin tamamen sona erdiği vesaire değildir. Esasen söylemek istediği şey ben ve ötekinin ilişkisini nasıl kurması ile ilgilidir. O sebeple videolarında elde ettiğimiz bilgiyi tamamen kabul etmek eksik olacaktır. Kitabını elimizde alıp okumamız ve daha derine inmemiz gerekiyor. Teşekkürler.